an sürekli mananın, enerji boyutunun, fotonların, atom altı parçacıkların taşıdığı bilginin fiziksel düzleme yansıtıldığı, projekte edildiği bir alan. Selamlar güzel yolcular. Bugün biraz ruhsal kontratlardan bahsedeceğim ve şu anda kolektifte nasıl etkilerin içerisinden geçtiğimizden bahsedeceğim bu video karşında çıktıysa zamansız zamanda söyleyeceklerim senin için. Ben bu videoyu çekerken tarih 24 Ağustos 2024. Önce ruhsal yolculukta içinden geçtiğimiz zaman çizgisinden biraz bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda bana gelen açılımlardan bir tanesi. Bu yüzden zamansız zaman diyorum. Çünkü bu video karşına hangi anda ve hangi zamanda çıkıyorsa tam o an senin içinden geçtiğin durumla ilgili sana konuşuyor olacak. Bunu ister ben çektikten bir saat sonra gör, istersen bir yıl sonra gör, fark etmez. Hadi başlayalım. Bir önceki videomda karma ile ilgili bahsettiklerimi dinlemeni öneriyorum öncelikle. Şimdi karma ve darmadan bahsederken bu sıralar içerisinden geçmekte olduğumuz, kendimin de içinden geçmekte olduğum karmik kontratlarla ilgili süreçten bahsedeceğim. Karmik kontratlar diyorum ama kontratların hepsi karmik olmak zorunda değil. Geçen videoda ne demiştim? Karma'dan darmaya doğru bir yolculuğumuz var. En azından bu videoyu şu an izliyorsan senin olmalı. Çünkü karma içerisinde, karma döngüsünde yaşanıp bitecek hayatlar da var kolektifte muhtemelen. Şimdi buraya gelmeden önce yukarıda ruhsal kontratlar yapıyoruz demiştik. Ona bir diziden örnek vereceğim. Eğer Black Mirror izlediyseniz orada bir bölümde şu anda hatırlamadığım için bölüm ve sezonu buraya yazacağım. Bir bölümde bir oyunun içerisine giriyorlardı ve oyuna girmeden önce imzaladıkları kontratı unutuyorlardı. Bu oyunun içerisinde insan öldürmeleri, masum insanları öldürmeleri gibi zorunluluklarda kalabiliyorlardı. Ve bir hatırlıyorlardı ki gözlerine bir perde indirilmeden, hafızaları silinmeden önce aslında şartlar ve koşullar. Bizim telefonumuza her uygulama indirirken, bir web sitesine her üyelik yaparken imzaladığımız terms and conditions şartlar ve koşullar diye bir doküman var. Bunu imzaladıkları onlara gösteriliyordu. Şimdi Bugün bir danışanımla seansımız vardı ve şundan bahsettik. Kitaplarda şunlar yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de de benzer ifadeler yer alıyor. En azından ahiret hayatı. Geldiğinde yani ölüp de o tarafa geçtiğimizde kendi yaptıklarımız bize gösterilecek ve diyeceğiz ki Allah'ım ne olur beni bir daha geri gönder. Ben sana yalnızca ibadet edeyim tekrar. Şimdi bunu birkaç taraftan alabiliriz. Ancak şunu hatırlamamız önemli Biz yukarıda kontratı imzaladığımızda kontratı unutmayı da seçiyoruz unutacağımızı da biliyoruz. Yine bir film dizi örneği açlık oyunları. Açlık oyunlarına girerken kontratı unutmuyorlar ama şöyle düşünün başka bir evrene koyuyorlar onları değil mi bazı, yetenekler veriyorlar, bazı silahlar veriyorlar. Bazılarının mesela geldiği yerin parası çok. Ya filmi izlemedim, filmden örnek verme mora demeyin. İzlersiniz, izleyin, güzel. Bütün oyunlarda veya bize tanıdık gelen bir tema bu. Şimdi orada oranın geçtiği evrende 12 tane ayrı bölge var. Her 12 bölgeden bir kadın, bir erkek olmak üzere e, iki çocuk bu açlık oyunlarına gidiyor. Bazı bölgeler çok zengin. Türkiye'nin içerisindeki bölge ayrımlarını veya Avrupa'daki ülke kontrastlarını düşünebilirsiniz. Biraz daha fakir ülkeler, biraz daha az gelişmiş, biraz daha zengin ülkeler var ya. Şimdi daha zengin olan ülkeler yarışmaya giden, açlık oyunlarına giden çocuklara daha fazla destek yolluyorlar. O çocuklar zaten daha besili. Küçücük yaşlarından beri spor yapmışlar, iyi beslenmişler, iyi eğitim almışlar. Ama fakir mıntıkalardan gelenler daha zayıf olabiliyor. Maddi destek almıyorlar vesaire. Şimdi onu da bu dünyayı sıfır noktasında başladığımız yerde yanımızdan getirdiklerimiz olarak düşünebilirsiniz. Onlarla gelirken bu oyun sahasının içerisine atılıyoruz. Tamam mı? Bazı silahlar, bazı zırhlar, bazı donanımlarla birlikte onlar bizim doğuştan getirdiğimiz potansiyeller veya yetenekler diye düşünebiliriz. Ama bunlar da sihirli bir değnekle oraya yüklenmiş olmuyor. Onlar da bir sürü başka hayatın birikimi. Mesela bir konuda doğuştan yetenekli olmak konusuna ele alalım. Bazılarımızın müzik kulağı olarak doğarız. Bazılarının eli resime çok yatkın olur. Bazıları konuşmaya yatkın olur. Bazıları matematik zekasına yatkın olur. O öyle yukarıdan indirilmiş, var olmuş bir şey değil. Ben belki hayatım boyunca, hayatlar boyunca müzikle, müzişenlikle uğraştım. Belki daha iki parmağımı basamıyorken, 3 yaşında beni piyanoya başlattılar. 40 yıl piyano çaldım. Orada öldüm, burada doğunca benim müzik kulağım oluyor olabilir. Yani Hepsi bir ruh ve mana seviyesindeki birikmişlikle geliyor. Bunu da bilmek lazım. Burada da bir rastgelelik elbette ki var ama tamamen rastgele değil. Velhasıl şimdi bu taşıdıklarımızın da çerçevesinde ne demiştik? Kolektiften, genetikten bazı inançları, bazı karmaları dönüştürmek üzere üstümüze alabiliyoruz. Hatta ve hatta boyutlar ve galaksiler arası karmalar bile alıyoruz. Çünkü bu dünyada yani dünya gezegeni üstünde tezahür eden hikayeler dünya gezegenine özgü değil. Yukarıda ne varsa aşağıda da o var. Aşağıda ne varsa yukarıda da o var. As above so below. Hermetik prensiplerden bir tanesi. Nasıl ki biz astrolojide yıldızların gezegenlerin birbiriyle konumuna birbiriyle ilişkilerine bakıp kendi içimizde Duyguların, zihnin, ruhun, psişenin, arketiplerin konumuna, birbiriyle ilişkisine yorum yapıyor isek galaksiler ötede de bir sürü versiyonlarımız var. Onların ne yaptığı dahi beni burada etkiliyor. Bakınız kuantum dolanıklık. Sonuç olarak karma dediğimiz yapı bizim böyle incik cincik incik cincik çözmemize bence gerek olan bir yapı değil. Bilmemiz gereken bir şey oradaki anlaşmalarla, oradaki bilinç formlarının ruhumuzun içerisindeki partikülleriyle, parçacıklarıyla burada var olduğumuz. O yüzden zaten ben diye zannettiğimiz şey sadece zihnin ürettiği bir illüzyon. Çünkü benim hücrelerimde milyonlarca bilinç formu olmanın hafızası var. Çimen olmanın da hafızası var. Kaplan olmanın da, taş olmanın da, başka bir bilinç formunda yaşayan Sirius takım yıldızındaki bir gezegendeki bambaşka bir yaratık olmanın da Star Wars geldi şu an aklıma. Oradaki bin bir çeşit ırk, renk falan aklıma geldi. Yani onların hepsinden bende bir parça var. Hani yıldız tozundan oluştuk diyoruz ya. Gerçekten yıldız tozundan oluştuk. Kimyasal olarak da böyle. Yani ben yıldız olmanın bile bilgisini taşıyan bir şeyim. DNA'mda, epigenetimde ırklar, renkler, diller var. Ben bunların hepsiyken, hepsinden bir parça, hepsinden bir molekül içeriyorken zaten ben dediğim şey ego dediğimiz yer aslında tamamen bir illüzyondan ibaret. Bu negatif veya kötü bir şey değil. Spiritüel konularda burada genelde bir takılma oluyor. Tamam mı? Bu ben aynı anda her şeyim ve ben her şeyden bir parçanın, her kıssadan bir hissenin içinde var olduğu, içinde aktı akışta olduğu bir bilinç formuyum ve bir enerji alanıyım. Bunun idrakine ve bilgisine daha geçmeden egomu öldüreceğim. Ben bir hiçim. Nefsime hükmettim. Falan böyle bir dünya yok. Ve benim bu dünyadaki bu oyuna girerken aldığım bu avatarı nasıl sims oynarken veya herhangi başka bir oyunda avatar yapmıyor muyuz? Saçını, kaşını, gözünü çiziyorsun. Deri rengini seçiyorsun, üstüne kıyafet, zırh, bıçak, silah koyuyorsun ya. Benim bu avatarı oynamam gerektiği için buradayım. Yani o avatarı sahiplenmek kötü bir şey değil. Sadece bu avatarın da geçici olduğunun bilinciyle bu avatara dair şeylere tutunmamam gerek. Bu avatara dair şeylere tutunmaz isem ancak andan ana kendimi yeniden yaratabiliyorum. An sürekli mananın enerji boyutunun, fotonların, atom altı parçacıkların taşıdığı bilginin fiziksel düzleme yansıtıldığı, projekte edildiği bir alan. Her an yaratılıyor. Yani anın içerisinde Sürekli bir algoritma çalışıyor. Bu anın içerisinde çalışan algoritma manada kodlu olan, enerji alanında kodlu olan şeyleri alıyor. O kodları dekode ediyor. Ve o kodları şu an benim saçım, gözüm, kaşım, elim, kolum diye ekrana yansıtıyor. Seni bana yansıtıyor, beni sana yansıtıyor. Ve bu her zaman anda gerçekleşiyor. Yani bir andan diğer ana geçişte ben bütün kodları silip yeniden yazsaydım bir andan diğerine bambaşka bir avatara dönüşebilirim. Bambaşka bir insana bambaşka bir bilinç Bambaşka bir bilinç formuna da dönüşebilirim. Hayvana da dönüşebilirim, taşa da dönüşebilirim. O zaman benim gerçekliğimi değiştirebilmem için, çünkü Etrafımda gördüğüm şeyler de ve etrafımda olan şeyler de bu algoritmanın çalışmasına göre gözüme görünüyorsa orada yazan kodları değiştirmem gerekiyor. Kodları her zaman anda değiştirebiliyorum. O kodların içerisinde karmalar da vardı. Zaten karma dediğimiz şeyin her biri koddu. Bu kodlara uyanırsam ve bu kodlardan ibaret olmak zorunda olmadığımı bilirsem Bu kodları Değiştirme yetkisinin Değiştirme Kabiliyetinin, değiştirme kararının Bana bağlı Benimle alakalı olduğunu bilirsem Ama o ben dediğim şeyin de Bu avatarı oynarken kullandığım Birtakım kimlikler Değil de içimdeki yaratıcı öz olduğunu bilirsem karma tekerleğinden özgürleşmenin adımlarını atabiliyorum. Tekerlek demişken karma'nın içerisinde yaşam yaşamaya devam eder iken yani ben anda ve akışta gerçekliğini yaratan, tezahür ettiren, gerçekliğe hüküm verebilen bir bilinç olduğumu fark etmek sizin sadece koşullanmışlıkların deneyimleyicisi olurken bir nevi aslında programlanmış bir robot gibi yaşar iken aynı döngüleri sürekli tekrar ediyorum. Bazen yaşamın içerisinde yani aynı enkarnasyonun içerisinde onlarca kez tekrar ediyorum. Bazense onlarca hayat veya onlarca bilinç formunu deneyimlerken tekrar ediyorum. Ta ki o döngü benim bilincimde özün uyanışını tetikleyene kadar. Öz uyandığında otomatik pilottan robot gibi o kodun çalıştırdığı programı o kodların yazdığı senaryonun içerisinde oynamayı bırakıp senaryonun satırlarını silip yeni baştan yazabiliyorum. içimdeki öz uyandığında. Uyanışın kendisi de aslında bir kontrat o döngünün tekrar 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 yaşandığı hal Sanskritçe'de samsara hamster'ın içerisinde döndüğü tekerlek gibi samsaradan yani karmanın yönettiği cüz'i irademin de aktive olmadığı bir noktada olabilirim. Bunu yeterince yaşadığımda uyanış kontratı ekleniyor. Samsara'yı neden tekrar tekrar yaşarız? Samsara'yı tekrar tekrar yaşama sebebimiz şudur. Dünyaya yeni gelen bir çocuk veya 2-3 yaşlarında bir çocuk araba kullanabilir mi? Neden kullanamaz? Çünkü ayağa otursa bile gaza frene yetmeyecek. Ondan sonra eli vitesi çekmeye bile belki yetmeyecek, direksiyona bile yetmeyecek, gözleri camı görmeye, camdan dışarı bakmaya yetmeyecek. Yani fiziksel kısıtlar var değil mi arabayı kullanması konusunda? Hani bütün bunlara eli kolu yetse oradaki muhakeme yeteneğini, motor fonksiyonlarını, eliyle ayağının, gözüyle beyninin birlikte çalışma koordinasyonlarının eksikliğini falan zaten geçtim. O yüzden çocuğa araba vermiyoruz. Çocuğa maksimum ayağıyla kaydırdı scooter'dan veriyorsun. Veya oturduğu böyle ayaklarıyla sürdüğü bisiklete veriyorsun. Değil mi? Biraz daha kasları büyüyüp boyu yetince başka bir oyuncak verebiliyorsun. Belki 7-8 yaşına gelince akülü araba veriyorsun. Diyorsun ki senin beynin gelişti, araba sürersin ama büyüğünden veremeyiz, trafiğe de çıkaramayız. Bari küçüğünden sür. Şimdi bu şekilde bizim idrak, muhakeme kaslarımız, algımız, bilincimizin yapısı yeterince olgunluğa gelmeden sistem cüzi iradeden de sana açmıyor. Yani özgür irade dediğimiz noktayı şu an cüzi irade olarak tanımlıyorum. Evet özgür irademiz var ama herkesin özgür iradesi eşit değil bu sistemde yaşayan her varlığın kendi özgür iradesinin yüzde yüzüne erişimi yok. Yani yaradanın kullanmamıza izin verdiği kadarıyla o cüzi iradenin de bir kısmına erişebiliyoruz. Çünkü sistem diyor ki sen daha 3 yaşındasın ben sana araba vermem. Kaykayla oyna diyor. <laughs> o yüzden bu robotik hallerde yaşadığımız e, süreler, hayatlar, bir hayatın içerisinde aynı döngüyü sanki açık ameliyattaymışçasına gözlerimiz böyle bir şekilde yarı anestezi almış gibi izlememiz ama o döngülere müdahale edemememiz de okey. Ruhsal kasların yetmiyor demek ki. O döngüyle ilgili bir değişim dönüşüm yapma yetkisini, hakkını sana verirlerse mahvetme olasılığın var o yüzden senin yetki alanın hala kısıtlı. Biz yetki alanımızı kendi kaderimiz üzerindeki kendi gerçekliği tezahür ettiriş kapasitemiz üzerindeki hakkımızı da ruhsal yolculukta ilerleyerek ruhsal kaslarımızı geliştirerek kazanıyoruz. O yüzden anda olmak romantik bir meditasyon konsepti olmanın çok ötesinde bir şey. Anda olmak programlı ve robotik beynin döngüsünden ve samsara tekerleğinin içerisinden çıkmak demek. O yüzden anda olmayı önce sisteme tanıtıyoruz meditasyonla düşüncelerimden ibaret olmadığını önce bilinçli zihnime anlatıyorum, gösteriyorum. Dışarıdan bir şekilde çocuğa bisiklet sürmeyi öğretirken defa 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 ona gösterdiğimiz dengeyi anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız gibi o çocuk ancak bisikletin üstüne binip defa 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 denedikten, belki düştükten, kalktıktan sonra o iki bacağı tam nasıl kullanırsa iki tekerlek üzerinde dengede tutacağını anladığı zaman idrak oluşuyor. Ha böyle sürülüyormuş. Ama o idrak nereden geliyor? Omurilikte oluşuyor değil mi? Dengede tutmak iki tekerlek üzerinde. Sen sabaha kadar ağzınla anlat. Sağ pedala böyle bas, sol pedala böyle bas. Direksiyonu böyle tut. Vitesleri böyle değiştir. Sabaha kadar 28 saat bisikleti nasıl sürüleceğini anlat. O bisikletin üstüne binip vücudu, omuriliği, nöronları, kasları hepsi aynı anda neyi nasıl yapacağını anlamadan o bisikleti süremezsin. O yüzden anda olmak da mental bir konsept olamaz. Anda nasıl olunuru ancak anlayabilirsin. Meditasyonla anlayabilirsin. Zihin mekanizmasının çıktılarını gözlemlersen, bir fabrikanın üretim bandını gözlemlediğini düşün. Bir makine var, sır, içine bir şeyler giriyor ve içinden dışarı bir şeyler çıkıyor. Paketlenmiş son ürünler, bantta kayıyor, bantta kayıyor. Sen düşüncelerinle yaşayan bir insansan, düşüncelerinin senin dünyaya bakış şeklinin Dünya ile algıların arasına koyduğun perdelerin doğru olduğunu ve tek gerçek olduğunu varsayıyor isen o üretim bandının üzerine oturmuş o ambalajlı ürünlerle birlikte gidiyorsun. Peki ya bir sonraki istasyon dilimleme istasyonuysa ya bir sonraki istasyonda o ürünlerin üstü bir tonluk bir demirle eziliyorsa, o bandın seni götürdüğü, taşıdığı yerleri yaşadığın bir hayat oluyor. Yani karmanın sana hükmettiği, yani samsaranın içerisinde döndüğün bir hayat oluyor. Biz meditasyon yaptığımızda düşüncelerimizi Hayatla ilgili algılarımızı içlerine girmeden, onların hükmetmesine bize izin vermeden yaşamaya karar verip o banttan atladığımızda sadece o banttan neler çıkıyor diye izlemeye başladığımızda aslında karmayı kırmaya başlıyoruz. Neden? Çünkü birazdan o üretim bandının çıktılarını yaratan makinenin içerisinde neler dönüyor anlamaya dair ilk adımı atmış oluyoruz o makinenin içerisinde neler döndüğünü, hangi girdileri hangi çıktılara dönüştüğünü bu aradaki algoritmayı çözme meselesi oluyor. Bu algoritmayı çözerek zaten darmaya geçebiliyoruz. Yani ne olacak bu defa? O zaman o fabrikanın ürettiği çıktıları değiştirebiliyor olacağım. Makinenin içerisinde ne girip oradan neye dönüştüğünü gördüğüm için artık çıktılar benim kontrolümde, benim hakimiyetimde, benim hükmüm ile gerçekleşmeye başlayacak. Ama burada ben dediğim şey öz. Yani yaradanın benim içimde de bulunan parçacığının iradesi. Ancak o işin içine müdahil olduğunda bu dönüşüm, bu simya gerçekleşebiliyor. O zaman ben benim vesilemle bu avatarın vesilesiyle yaradanın bu hayatta tezahür etmesine izin verebilmeye başlıyorum. Kendimi aradan çekmeye başlıyorum. İşte burada kendimi aradan çekmek dediğim yerdeki kendim ego yapımız oluyor. Yani o zihnimizi kodlamış olan algoritma yani aslında kodlanmış benliğimiz, kodlanmış varoluşumuz oluyor. O yüzden de sağlıklı benlik algısının ne olduğunu anlamak, bu avatarın özelliklerini anlamak, sonra bu avatarın benliğinin içerisinden de yola çıkarak tüm bu yapıyı anlamaya çalışmak. Önemli. Burası çok derin bir yolculuk. Öyle ben benden geçtim. Diyerek olan bir yer değil, milyonlarca belki de hayatın milyonlarca bilinç formunun içinden geçilerek varılan ve bu bütünlüğü, bu her şey olma ve aynı zamanda hiçbir şey olma halini anlamanın yolculuğu. Zaten ben bu üretim bandında üretilenler değilim noktasına geçmeye başlamışsak ki tahmin ediyorum zaten o aşamayı geçtiniz burada olduğunuza göre. Buraya geçmişsek kontratlarımızı anlamaya başlıyoruz. Yani yarattığımız olayların içerisinde bir kurban olmadığımızı, o olmakta olanların başımıza gelen rastgele şeyler olmadığını, bütün hepsinin içeride neyse içeride ne oluyorsa onun dışarı bir yansıması ve bir projeksiyon olduğunu, benim o projeksiyon perdesinde olmakta olanları izlediğimi ve hepsinin tekamülüme, en başta uyanışıma, çünkü ne dedik uyanışta bir kontrat. Yani gözler açık, yarı uyku, yarı uyanık bir halde o ameliyatı ola 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 artık bir yerde anestezinin kalktığı bir nokta var. O noktaya gelene kadar bile o gerekli eşik e, sıçrayışı, yanmayı, acıyı, kederi veya çok yüksek dozda tetiklenmeleri, enerjetik tetiklenmeleri diyelim. Bana yaşatacak şekilde olayları oraya dizmek bile bir kontrat. Bu kontratları ne kadar uykudaysak, ne kadar bilinçsizsek e, bu avatara enkarne olan ruh, seviyesinden konuşuyorum. O kadar fazla ruhsal rehberle yapıyoruz zaten. İlkokulda, ortaokulda ben nasıl ders çalışayım? Kendime nasıl ders programı yazayım diye veya sınıf arkadaşlarımızla, hocalarımızla bir sorun yaşadığımızda okulun rehberlik öğretmeniyle konuşmak gibi. Şimdi sen ne kadar küçüksen, ruh düzleminde, ruh tecrübesi düzleminde ne kadar küçüksen, çocuğun yaş örneği gibi o kadar fazla rehberin bu planları senin için yapması gerekiyor. Çünkü tekamülünde sana en çok ne hizmet eder? Hangi anne babayla ne problemi yaşarsan o kası geliştirmeye en çok fırsatın olur. Hangi sevgiliyle ne tırnak içinde toksikliği yaşarsan en çok bilinç sıçramasını yaşarsın. Bunları da biçemiyorsun deneyimin az olduğu zaman. O zaman sana daha çok rehber, daha yüksek seviyeli ve daha bilinçli rehberler atanıyor. Ona göre birlikte yapıyorsun bu kontratı. Yani bir eğitime gireceksin. Tıpkı spor salonunda personal trainer ile yaptığın program gibi. Diyor ki senin işte sırt ağrın varsa üst vücut çalışmamız lazım. O zaman diyor sana şu hareketlerden daha fazla yazalım. Sen şimdi 5-10 yıl fitness yapan bir insan olduğunda bu kararı kendin verebilirsin nerede ne eksiğin olduğunu, hangi kasının daha güçsüz olduğunu veya bedeninin güzel görünmesini istiyorsan hangi tarafı daha çok inceltmen, sıkılaştırman gerektiğini artık karar veriyorsun ve o kası sıkılaştıracak egzersizin ne olduğunu biliyorsun. Diyorsun ki ben şuraya kendime 3 set bundan yazıyorum. Ama daha hayatında spora yeni başladığında bütün programı senin için PT yapıyor. İşte böyle bir şey. Şimdi uyanış miktarımız arttıkça yani bu oyunun içerisinde kas geliştirdikçe kendi kontratımıza verdiğimiz kararların da miktarı artıyor. Ama günün sonunda olan şey hepsinin altına imza atmış olmamız ve bu dönemde kalbimden şu geçiyor. Kendi yolculuğumda şunu deneyimliyorum. Kontratlarımın bana görünür olmasını deneyimliyorum. Bunun ortak kolektif bir tema olduğunu gözlemliyorum. Kontratlarımın bana görünür olması ne demek? Ben buraya gelirken gözüme perdeler iniyor ve kontratları hatırlamıyorum. Çünkü kontratları hatırlarsam oyunu oynayamam. Zaten o maddede neyi gerçekleştirmem gerektiğini bilmek sizin deneyimin içinden geçip ha beni bu deneyimden bunu hatırlamam gerekiyor duyu keşfetmem gerekiyor ancak bu şekilde kaslarımı geliştirebiliyorum. Unutmadan gelirsem direkt onun sonucundaki bilgi, bilgelik çıkarım, idrak bana e, yüklensin derim, devam ederim. O deneyimin içerisinden geçemememe sebep olur kontratı bilmek. O yüzden kontratla ilgili neredeyse her şeyi unutarak ama bu unutuş bir hafızadan silme değil, araya perde girmesi durumu. Yani o klasörler benim bankada duruyor, Bilgi Bankası'nda ama klasörler şifreli. Şifreleri de oyunu oynadıkça kırıyorum, o şifreyi yazıp klasörü açıyorum. Ha diyorum tamam, bu olayı bu yüzden yaşamışım, şimdi bunun öğretisini aldım, devam ediyorum. Bizim bu kontratları tamamlamaya dair hak edişimiz ne kadar yüksek olursa, hak edişten de kastım şu, öncelikle mağduriyetten çıkmak, uyanmaya niyet etmek. Yani olayların benim başıma gelen rastgele, birbiriyle bağlantısız şeyler olduğu inancını bir kenara koyup bu olmakta olanlar bana bir şey ifade etmeli. Bu olmakta olanlardan benim bir çıkarımım, benim bir gelişimim olmalı ve bu olmakta olanlara benim bir etkim olmalı. Sadece bu inanca geçmek bile çok büyük bir uyanış. Olan şeyler sana olmuyor olan şeyler senin için oluyor. Senin ruhunun en iyi ve en yüce en yüksek hayrı için oluyor. Bunu istersen inanmıyorsan lafla kendine tekrar 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 söyle. Aynı da gözlerinin içine bak söyle. Her şey benim için ve benimle birlikte var. Bana olmuyor. Buraya geldiğimizde dahi Yeni nöron yolları oluşmaya başlıyor. Dönüşümler baş, başlıyor. Bilincimin içerisindeki bağlantılar yeniden yapılandırılmaya başlıyor. Çünkü bunu demem kontratımın kapılarını bana açıyor. Eğer hala buraya gelemiyorsan, hala içinde dirençler olduğunu hissediyorsan ya bunu da mı ben yaptım? Ya bu ne alaka? Ben bunu seçmezdim bana sorsalardı. Ben bunu kesin seçmemişimdir diyorsan ki ben yakın zamana kadar diyordum. Hala görmeyi reddettiğim şeyler vardı aynada. Olabilir. Bu dirençlerden özgürleşmeyi niyet etmek bu zamanlar için tekamülümüzü seç çatacak muhteşem bir dua olabilir. Ne demek istiyorsun? Bu ne demek mora ya? Ben bunu nasıl yapacağım? <laughs> diyorsan sadece nasıl yapacağını bilmenin duasına et. Allah'ım böyle bir şey varmış. Kızın teki çıkmış YouTube'da bunu anlatıyor. Ben bunda bir doğruluk payı olduğunu hissettim ama ne dediğini tam da anlamadım. Bunu bana sen anlat anlayabileceğim şekilde dersen tam senin bilincinin algılayabileceği şekilde sana bu anlatılır, idrak ettirilir. Er ya da geç, bugün değil yarın. Bunun sürecine ve prosesine girersin en azından. Ha diyorsan ki ben buraya geldim evet. Şu an her şeyde bu bana ne anlatıyor? Bu benim hangi aynam? Bu benim hangi parçam? Demeye başladım. Diyor isen o zaman şuraya geç. Bu dönemlerde sıkışıyorsan ki çok mümkün. Yani büyük sıkışmalar, büyük kaoslar. Ben ne yaşadım bile anlamıyorum artık ne oluyor diyorsan. ...ilişkilerin bitiyorsa, paralar kaybediyorsan, meslekler değişiyorsa, lokasyonlar değişiyorsa, taşınmalar, kavgalar, sevgililer, ayrılmalar, barışmalar falan filan oluyorsa bil ki arındırılıyorsun. Bil ki kontratında yanına tek atmadığın veya kontratını tamamlama yolculuğunda olmadığın yerler var. Sistem seni bir an evvel bunları tamamlamaya sevk ediyor. Çünkü verdiğin söze e, sadık kalmadan buradan çıkacak olursan işimiz var. Buna gelmesin mevzu diye oraya gelmediği sistem seni sıkıştırıyor. Bir an evvel kontratına teslim ol. Bir an evvel ben dünyaya gidince bunları yapacağım diye söz verdiğin şeylerin yoluna gir. Niyetine gir. O yüzden buna niyet et. Vazifeni buraya tamamlamaya geldiklerini bilmek nasıl bir şey Allah'ım? Bunu bana göster. Yani görevimi bulacağım. Buna niyet ediyorum. Zorlama. Görevimi bilmek ne demek ki? Görev ne demek ki? Benim görev diye kendimce projeksiyonlarımla koşullandırmalarımla tanımladığım şeylerin ötesinde ilahi bir bakış açısından görev ne demek? Kontratını bilmek ne demek? Kontratını gerçekleştirmek ne demek? Kontratta beni bağlayan bu hayattan sonra bu hayata bir de geldikten sonra dilimle, sözlerimle, davranışlarımla, hareketlerimle yeniden yeniden bir de gelirken yaptığım kontratların üstüne yazdığım kontratları iptal etmek, onlardan özgür olmak, karmadan, samsaradan özgür olmak ne demek? Bu nasıl bir his? Hayatı bunun bilgisiyle yaşamak nasıl bir his, nasıl bir yer? Sordukça sor, sordukça sor. Artık bu fırsatı kullan. Mevzu hızlandı. Mevzu derinleşti. Ve bu zaman çizgisinden bağımsız bir şey. Senin münferit bir ruh parçası olarak alındığın yolculukla ilgili bir şey. Yani düşün ki orada bir dağda sabit duran bir patika var. Patikanın kaçıncı kilometresinde zor bir geçit olduğu, kaçıncı kilometresinde sudan geçtiğin, kaçıncı kilometresinde köprüden geçtiğin, nereden nereye atlar üzerinde gitmen gerektiği belli. O yol hep orada duruyor. 5 kilometre olsun. O yolu yürümeye başladığın andan itibaren gerçekleşen timeline, zaman çizgisi ee, yolcular için aynı. Ve ben şu anda sana konuşuyorsam biz seninle aynı benzer zaman çizgilerindeyiz. O zaman çizgisinin o spesifik noktasından da birlikte geçiyoruz. Yani 3. kilometresindeki köprüden bahsediyorsam ben şu an e, sen de benimle benzer bir noktada o patikanın başından yürümeye başlamışsın. O yüzden 3 kilometre bandına benzer zamanlarda benzer düzlemlerdeyken gelmişiz. O yüzden benim sana söylediklerim bir şey ifade ediyor. Ama şu an o patikaya hiç başlamamış yolcular bu videoyu izleyemeyecek bile. Belki algoritma önüne bile düşürmeyecek. Belki düşürünce başlığa görüp itilecek. Belki tıkladıktan sonra ilk söylediğim cümleden bu ne diyor deyip kapatacak. İki yıl sonra bu videoyu tekrar açacak. Diyecek ki Oh my god. <laughs> i̇şte tarihlerden bağımsız yolu yürüyen ve yolun benzer noktalarında olan kişiler olarak topluca bir bilinç formu ve bir kolektif bilinç ve bir titreşim alanı oluşturuyoruz. O yüzden senin yaşadığın realiteyle, senin şu anda içinde olduğun, içine alınmış olduğun o yükseliş dönüşüm boyut atlama yolculuğu ile aynı anda milyonlarca başka realite yaşanıyor oradaki dağdan haberi bile olmayan ruhlar var. Ovada buğday eken, denizde balık avlayan ruhlar var. O yüzden herkesin zaman çizgisi, herkesin deneyimi, herkesin tekamül yolculuğu çok farklı birbirinden. Odağın yokuşunu tırmanmaya dahi daha adım atmamış varlıklar da var. Eş titreştiğimiz yerlerde ortak Yarattığımız realitede bazen buluşuyoruz. Ama çoğu zaman da aynı fiziksel alanda gibi görünürken bambaşka yolculukların içerisindeyiz mana aleminde. Bunların sana görünür olmasına niyet etmek için bunları daha iyi anlamak, daha çok idrak etmek istiyorsan, bunların niyetine girmek, bunların doğasını etmek, bunlarla ilgili taleplerde bulunmak için çok güzel bir zaman. Bu zamanı en iyi ve en yüce şekilde birin ve bütünün en yüksek hayrına ve hizmetine kullanabilmen için dua ediyorum. İnşallah senin için bu gerçek olur. Güzel bir yolculuk olsun. Kolaylıkla, ferahlıkla aksın. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz.